Evet, yine ben. <laughs> Karmaşık insan deneyimleri motivasyon içerir. Motivasyon neden sorusunu cevaplar. Yaptığımız şeyleri neden yaparız? Neden düşündüğümüz şekilde düşünür, hissettiğimiz şekilde hissederiz? Motivasyonu daha önce büyük ihtimalle farklı bir bağlamda duymuşsunuzdur, değil mi? Ama bu videoda sizlere farklı psikologların ve diğer bilim insanlarının motivasyonu nasıl ele aldıklarından bahsedeceğim. Motivasyon, beş düşünce okuluna ya da beş yaklaşıma ayrılır. Bu yaklaşımların birincisi evrimsel yaklaşım. Bu yaklaşım içgüdülerin motivasyon üzerindeki etkisine yoğunlaşır. İnsanlar hayatta kalmak için neler yaparlar? sonradan öğrenilmeyen içgüdü olan şeyler nelerdir? Mesela bir bebeği düşünün. Bebek ilk doğduğunda ağlamak, uyumak ve yemek yemek dışında başka hiçbir şey bilmez. Bunlar tüm insanların bildiği temel içgüdülerdir. Devam ediyoruz. İkinci yaklaşım, dürtü azaltma teorisi. Bu yaklaşımda iki temel konuya yoğunlaşır. Dürtüler ve ihtiyaçlar. İhtiyaç bir dürtüyü ya da uyarılma halini harekete geçiren eksiklik ya da yoksunluk durumudur. Bir ihtiyacı azaltacak olan şey işte bu dürtüdür. Ve bu sayede homeostaz yani denge korunmuş olur. Şöyle bir örnek düşünelim. Ee, diyelim ki 2 saattir spor salonundasınız ve artık gerçekten çok yoruldunuz ve susadınız. Ama eğitmeniniz hareketi 50 defa daha tekrarlamanız gerektiğini söylüyor. Siz spor salonunun bir tarafındasınız. Buz gibi bir şişe suda salonun diğer tarafında. Ve o an tek istediğiniz şey o su şişesi. Çünkü gerçekten çok susadınız. Peki sizinle o su şişesinin arasında duran şey ne? Hareketi 50 kez daha tekrarlamak. Hmm. Kulağa hiç eğlenceli gelmiyor. Bu örnekte ihtiyacınız olan şey su ve dürtünüzde susuzluk. Hareketi 50 defa tekrarlamak susuzluk dürtüsünü tatmin etmenin bir yolu. Yani dürtüler genelde temel, hayati ve fiziksel şeylerdir. Üçüncü kura, optimal düzeyde uyarılma kuramı. İnsanlar tam uyanıklığa ya da tam uyarılmaya ulaşmak üzere motive edilirler. Peki, insanlar neden eğlence parklarında sadece 30 saniye süren, aşırı yüksek ve korkutucu bir gezi için tuhaf şekilde üstüne para öderler? Eminim birçoğumuz bunu yapmışızdır. Açıkçası ben de hız trenlerine bayılıyorum. Ama burada anlatmaya çalıştığım olayın özü şu. Bunu yapmamızın nedeni, evet bunu yapmamızın nedeni tam uyanıklığa ya da optimal düzeyde uyarılmaya ulaşma arzumuzu tatmin etmek. Bize tam uyarılma ve tam uyanıklık hissi veren şeyler yaparak aşırı mutlu olabiliyoruz ve işte bu durumda çok hoşumuza gidiyor. Evet, dördüncü yaklaşım, bilişsel yaklaşım. Burada oldukça doğrudan bir yaklaşım söz konusu. Bu yaklaşım, bizlerin gerekçelendirme ve karar verme yetileri üzerine yoğunlaşır. Tıpkı kafamızın içinde yanıp sönen bir ampul gibi. Son yaklaşımsa Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Bu yaklaşıma göre belirli ihtiyaçlarımızı belli bir sırayla gidermeye çalışırız. Bu ihtiyaçlar en alttaki temel ihtiyaçlardan başlanıp yukarı doğru çıkılarak giderilmeli. Bu yüzden bu hiyerarşiyi anlatmak için bir piramit kullanırız. Ortada bu kadar fazla yaklaşım olduğunu bilmek insanın gözünü biraz korkutuyor ama önemli olan şunu bilin ki gerçek hayatta tüm bu etkenler birbirleriyle ilişkili birinin varlığı diğerinin yok olmasını gerektirmez. Bu yaklaşımlar yalnızca motivasyon kavramını daha iyi anlamamıza yardımcı olan beş farklı düşünce okulunu temsil ediyor.